oluruz. Süven özelinde bakacak olursam burada hemen aslında bakarsan burada pozitif iğmenin devam ettiğini görüyorduk. Özellikle her ne kadar endekste zayıf seyir kaydediliyor olsa da Mart ayından bu yana burada yukarı yönlü momentum gücünü koruyordu. Bizim de zaten aslında takip ettiğimiz şirketler arasında. Şöyle hemen bakıyorum. Burada mağaza zinciri vesaire temel anlamda tabii ki araştırma biriminden destek alınabilir ancak burada mağazacılık tarafının da desteği şirket özelinde pozitif seyri destekler nitelikte. Bunun da hani kendi araştırmam olarak en azından iletmiş olalım. Geri çekilmelerde hangi seviyeler takip edilmeli yatay trendde? Ben biraz daha buna değiniyor olacağım. Çünkü realizasyonlar söz konusu olabiliyor. Şu orta bant önemli. 19.75 seviyeleri. Burada 19.75 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerde zirveler biraz daha her ne kadar bir üst seviyeye taşımış olsa da endekste hissede yükselişleri hafta içerisinde zirve seviye 22.42 seviyesine taşındı. Buradan gelen realizasyonla birlikte üst bant zaten bu seviyede bulunuyor. Buradan gelen realizasyonla birlikte bir geri çekilme var, bir kâr satışı var. Belki burada artık endekste bir realizasyon beklentisinden kaynaklı da farklı hisselere geçişler söz konusu olabiliyor Eda. Çünkü biz burada artık sektörel ayrışmaları da görüyoruz. Her ne kadar gün be gün bazı günler bankacılık sektörünü destekledi. Bugün üzerinde bakıyoruz aslında sanayi cephesi destekliyor. Burada da hisse bazlı ayrışmaların yanı sıra sektör bazlı ayrışmalar da söz konusu olabiliyor. Geri çekilmelerde Süven özelinde 19.75 seviyesi takip edilebilir. Eğer 19.75 seviyesinin altına bir sarkma yaşanacak olursa o zaman 17 lira seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ancak burada 19.75 yani ortalamaların bulunduğu bölgeden bir tepki tekrar yaşanacak olursa dediğim gibi burada aslında temel tarafta da desteğin var olduğunu söyleyebiliriz. Desteklediğini söyleyebiliriz Süven hissesi için. O zaman hemen pivotlarına bakmak gerekir. Hemen şuradan da bir pivot atalım. Önümüzdeki dönem fiyat hareketliği açısından. Çünkü raporumuz var mı emin değilim. En azından beklenti olarak. Beklenti amaçlı en azından. Şöyle söyleyebiliriz. 22.42 zaten bu haftanın da değil mi? Evet 22.42 bu haftanın zaten zirvesiydi. Önümüzdeki dönemde pivot analizine göre 22.58 direnç olarak takip edilebilir. Haftalık bazda bakacak olursak da 22.72 seviyesi ve 23.95 seviyeleri ön plana çıkıyor. Aslında bakarsak burada haftalık bazda da buradaki teknik görünüm pozitif seyrini koruyor diyebiliriz. Hem haftalık bazdaki grafikte de iyi Süven. Günlük tarafta da ufak realizasyon hareketleri söz konusu ama düzeltme 19.75'e kadar düzeltme hareketleri olarak yorumlayabiliriz.